Evet sayın seyirciler, bugün de sizinle konuğum Fevziye Turan'la, yazar öğretmen Fevziye Turan'la beraber Ömer dizisini değerlendireceğiz. Ömer dizisi geçen pazartesi yeni bölümü yayınlandı. Geçen yayınlanan bölümünü sizinle birlikte, Fevziye Hoca ile birlikte sosyolojik ve psikolojik ve insan ilişkileri açısından değerlendireceğiz. Evet, söz sizde Fevziye Hocam. Merhaba Can Berk'cim. Merhaba. Evet. Ömer dizisi gerçekten çok güzel bir dizi. İki tane çok bilinçli, çok iyi karakter var. Gamze ve Evet, Ömer. Ömer. Ömer çok iyi niyetli. Hani dini Evet. inançları kuvvetli. Ama bir taraftan da bunun yanında tam İslamiyet'in, Müslümanlığın istediği gibi, Zaten Kur'an-ı Kerim'in istediği gibi insan ilişkilerinde de insanlara karşı da çok iyi iyi olmaya çalışıyor. Zaten müezzin. niyetli. Müezzin, evet, Evet, Ömer babasının ve öğretmen aynı zamanda. ama aynı zamanda da ihtiyaçlar öğretmenlik Öğretmenlik yapıyor. yapıyor. Gamze sevdiğiyle evlenmiş, Evet. ailesi istemediği halde. Gönlü ona varmış fakat sonra istediği gibi bir evlilik Yaşamamış. olmamış Evet. eşinden dolayı ve borçlarını bırakarak ayrılmış kocası. Evet. Ama şimdi bu onun suçu değil ki. Yani insanın başına hep gelebilir. Ama toplumdaki Gamze'ye karşı olan Bakış. yani daha doğrusu Gamze'ye değil de bakış kadına karşı ve ayrılmış bir kadına, dul bir kadına bakış tarzını görüyoruz. Ne kadar Evet, farklı. evet, evet. Bir de bunun üstüne Ömer'le ilişki konduruyorlar. Evet. İlişki tam sabit olmasa bile. Evet. Duyumu bile karşı çıkmaları neden oluyor. Yani aklı başında bekar olan Ömer ve yine aklı başında yaşını almış Gamze ile evlenebilir, yaş farkını bahane Evet, ediyorlar. tabii Bunda ki hiçbir şey hiçbir yok. sorun yok. Ama bunu toplum ve Kabul aileler sorun etmiyor. haline getiriyor. Kabul Gamze'nin etmiyorlar. annesi, Ömer'in babası, Tarık en büyük Evet, tepkiyi abisi veren. olan Tarık. Evet, burada yanlış bir Bakış açısı bakış var. açısını görüyoruz. Evet. Bir taraftan da Ömer'in abisi Tarık aşırı derecede, yani eşine karşı, çocuklara karşı bir televizyon olayı örneğin. En sonunda artık babaanneleri televizyonu almak istiyor. Çünkü kadın zaten yatalak gibi Yatalak gibi zor sıkılıyor kalkıyor. Evde sıkılıyor vakit evde. geçsin diye Evet. televizyon almak istiyor. Ve sonunda alıyor ama Tarık'ın buna bakışı çok farklı, Evet. çok rencide edici. Hele hele Gamze ile Ömer'in ilişkisine tamamen karşı, ortalığı Evet. kasıp Kasıp kavuruyor. kavuruyor. Ve Ömer'in Gamze ile aşağı yukarı aynı şeyleri yaşayan kız kardeşi. Beş çocukla Evet. kocası başka birini bularak onu terk etti. Evet. Ve onun oğlu, yani beraber kaçtıkları kadının oğlu kaçtıklarını biliyor ama Evet. söylemiyor. Bir de Ömer'in ablasının kızı biliyor. Fakat babasını arıyor. Evet. Böyle bir şey var diye. Halbuki onlar yurt dışında değiller. Aynı yerdeler. Aynı Fakat yerdeler. kaçıyorlar yani. Evet. Kaldıkları yeri falan arıyorlar. Belli Biliyorlar. değil. Evet. Ve Ömer'in nişanlısı tabii bazı şeylerin farkında. O da bu nasıl nişanlık diyor. Gamze ile olan, Gamze'nin hele çocuğuyla, öğretmenin dediği çocuğuyla Olan ihtiyacı var. Evet. ihtiyacı var. Bir Ona ilişkisi var onunla. evet çok Ömer'le iyi bir çocuğun. ilişkisi var. Evet. Fakat zaten öğretmenlik o demek. Öğretmenlik Evet. hani ben 50 yıl yaptım. O Evet. çocuğu kendi evladın gibi görüp sadece ders vermek değil. Onun için Her açıdan eğer sahip çıkıyor. unutulmayan öğretmen olmak istiyorsan, yıllar sonra öğrencilerinle yine birlikte olup
irtibatı kesmek istiyorsan gönül birliği için bu gerekiyor. Evet. Ki ben bunu seçtim. Gerçekten Evet. de şimdi de öğrencilerimle sürekli beraberiz. Hiç kopmadık. Öğrencilerim çevremde çok fazla. Face'ten, Instagram'dan, Evet. Sosyal telefondan, medyadan. sosyal medyadan, yüz yüze, evet. Evet. Bazı şeyler alıyoruz, hayır işlerimizi yapıyoruz. Çok güzel bir diyalog içindeyiz. Herkese de tavsiye ediyorum. Herkese de Bu nasip etsin. maneviyatı, bu Evet. güzelliği, evet, herkese Allah nasip etsin. Çünkü bir de ben en güzel dönemde öğretmenlik Evet, yaptım. evet, Onunla evet, da evet. bir videoda bahsederiz. Evet. Şimdiki öğretmenlikte o zamanki öğretmenlik çok farklı. Çok farklı, Çok, çok. öğrenciler de çok farklı, veliler de Evet, çok evet. farklı. Böyle, İnsanlar çok farklı. evet. Ülkemizdeki insanlar çok büyük bir Değerler değişim yaşadı. değişti. Bakış açısı değişti. Evet. İnsanların verdikleri değerler değişti. Yani Evet. ben şanslıyım. 20 yıl devlette yaptım. 25 yılda özel okullarda, dershanelerde öğretmenlik yaptım. Evet. Onun için her taraftan koro şefliği yaptım Evet. yıllarca. Her türlü hazzı tattım. Allah Evet. bana nasip etti. Evet. Şükürler olsun ya Evet. Rabbim. Evet. Çocukla öğrencisiyle Ömer'in ilişkisi de çok güzel. Çok Hatta güzel. maçta öğrencisini ikna etti. En son da annesinin evlenmek istediği doktorla buzları eriterek Eritti. merhaba dediği zaman o elini uzattı. Evet. Böyle Çocuk bakalım elini yarın uzattı. akşam ne Bakalım olacak? neler olur, neler Olaylar olacak. nasıl gelişecek diyelim Biz Canberk. de merakla bekliyoruz. Fevzi Hocam çok teşekkür Rica ediyorum. ederim, rica ederim. Evet. Son birkaç cümlenizi alayım. Valla ben ön yargılı olmasın Evet. insanlar. İnsanların sevdiklerine karşı, ilişkilerine karşı karışmasınlar. Evet. Çünkü bir ömür onlar geçirecekler. Evet. O yüzden kararları, hani fikrini falan söylersin. Ben bunu hep söylüyorum. Meslek seçiminde de öğrencilerime, Evet. velilerime söylüyordum. Hani görüşünü söylersin, araştırırsın, tavsiye edersin ama Evet. son karar yine onların. Son karar Yani yine şöyle onların. diyorum, ben fikrimi söyledim. Benden çıktı. İnşallah hayırlı ve mutlu olursun deyip Deyip kenara çekilmek kenara lazım. çekilmek lazım. Yani Aynen her öyle. konuda. Her konuda. Her Evet. konuda. Çünkü o hayat onların. Evet. Biz kimsenin hayatına baskı kuramayız yani. Ele geçiremeyiz Evet. hayatını. Bu Oh. arkadaşlıkta da böyle. Arkadaşlık, arkadaş seçiminde de, eş seçiminde de Evet. kaç çocuk yapacak, yapmayacak. Yani aileler lütfen biraz kenara. Evet. Toplumdaki komşular, arkadaşlar, şunlar bunlar bir kenara çekilin. Mesela Batı'da böyle değil, Avrupa'da, Tabii. Amerika'da. İnsanın hayatına çünkü saygı var Batı'da. Evet. Yani onların insana bakış açısı da Birey çok olarak fazla. görüyorlar Birey bizi. olarak Ta görüyorlar. çocukluktan, bebeklikten Evet. itibaren Yok ben birbirini... ne dersem o olur. Benim dediğimin dışına çıkmaz, çıkılmayacak diye bir şey yok yani. 18 yaşına geldiği anda zaten özgürleşiyorlar Özgürleşiyorlar. Avrupa'da. Yarın merakla bekliyoruz Evet, bakalım. merakla bekliyoruz. Diyelim. Pazartesiden sonra bir bölüm daha çekeceğiz Ömer'le alakalı. Evet. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayırlı Ramazanlar.